İki kere türevlenebilen f fonksiyonunun eksi 3'ten 4'e kapalı aralığındaki f'in türevinin grafiği yukarıdaki şekilde verilmiştir f'in türev grafiğinin x eşittir eksi 1, x eşittir 1 ve x eşittir 3 noktalarında yatay teğetleri vardır demişler. Yani tam şurada bir yatay teğetimiz var. Şurada da bir tane yatay teğetimiz var ve bir yatay teğetimiz de şurada varmış. Burasını anladık tamam. Eksi 2'den 1'e ve 1'den 4'e, evet bu aralıklarda x ekseni ile f'in türevinin grafiği arasında kalan alanlar, eksi 2'den 1'e kapalı aralıktaki, evet alan burası olur ve 1'den 4'e kadar olan aralıktaki alanda tam burasıdır. Bize bu alanların sırasıyla 9 ve 12 olduklarını vermişler. Yani bu alan 9'muş ve bu alanda 12'ymiş. Tamam. Peki ne diyor A'da? f'in yerel maksimumu olan bütün x koordinatlarını bulunuz, cevabınızı açıklayınız. f'in yerel maksimumu olan bütün x koordinatları Evet, o zaman tamam. Şuradaki yerel bir maksimumdur diye düşünebilirsiniz ama bu f değil. Bu f'in türevinin grafiği. Öyleyse f'in grafiği önümüzde yokken ne yapıyorduk? Düşünelim. Evet. f'in belli bir noktada yerel maksimumunun olması için ne olması gerekiyordu? yerel bir maksimumun nasıl bir şeye benzediğini muhtemelen hatırlıyorsunuzdur. Şöyle küçük bir tepeciye benzeyebilir. Tabii şöyle de olabilir. Ancak verilen aralıkta bizim fonksiyonumuz türevlenebilir. Öyle değil mi? Dolayısıyla muhtemelen böyle bir yerel maksimumla karşı karşıya değiliz. Tamam şimdi yerel bir maksimum noktası noktası hakkında ne biliyoruz? Diyelim ki bu bizim yerel maksimumumuz olsun. Buraya yerel maksimumun x değerinden daha küçük x değerleriyle yaklaşırken yani maksimum noktamıza soldan yaklaşırken pozitif eğimlerimizin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla fonksiyonumuz artan öyle değil mi? Yani burada f'in arttığını görüyoruz. Yerel maksimum noktamıza kadar f artandır. Yani f'in türevi sıfırdan büyük olmalıdır. Ve bu maksimum noktasını geçtikten sonra ise fonksiyonumuzun azalması gerektiğini görüyoruz. Bunu farklı bir renkle göstereyim. Burada fonksiyonun azaldığını görüyoruz, öyle değil mi? Yani f azalandır f'in türevi x sıfırdan küçük olmalıdır. Öyleyse şöyle diyebiliriz. Yerel maksimum noktamız birinci türevimizin sıfırdan büyük olma durumundan sıfırdan küçük olma durumuna geçişin olduğu x değerinde ortaya çıkar. Evet, bunu şuraya yazarak da ifade edelim. F'in türevinin pozitiften negatife geçiş yaptığı x değerlerinde F'in yerel maksimumu vardır. Peki biz f türevimizin pozitiften negatife nerelerde geçiş yaptığını görüyoruz. Aslında burada bunun yalnızca bir kez olduğunu görüyoruz değil mi? Buralarda f türev pozitif, pozitif, pozitif ve sonra negatife geçiyor. Negatif, negatif diye gidiyor. Yani burada f'in türevinin pozitif olduğunu görüyoruz. Sonra x eşittir, eksi 2 de 0 oluyor. İşte bakın şurada ve sonra da negatif oluyor. F'in kendisi burada artmalı. Çünkü F türev burada pozitif. Buna dikkat edin. Sonra da fonksiyonumuz yani F burada azalmalı. Çünkü F'in türevi burada negatif. Buna dikkat. Pekala bu da x eşittir. Eksi 2 de oluyor. Bunu da aşağıya yazayım. Bu x eşittir. Eksi 2 de olur. Tamamdır. Soruyu hallettik.